Günaydın. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kediyle birlikte halıyı kaldırdılar. Oyunları oynuyorlar. Evet, kedi. Vega. Kedi. 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 Nerede kedi? Kedi. Kedi. Evet, kedi annem. Vega. Vega. Bakalım suyu maması var mı? Geceden mamayı bitirmiş. Diyet yapıyoruz arkadaşlar. Vega şuna bayağı bir kilo aldı. Hava yağmurlu. Dışarıda nasıl yağmur yağıyor? Bizim çocuk kedi maması yiyor. Kedi mamasını gördüğü zaman dayanamıyor. O yüzden olabildiğince o yokken mamasını koyuyorum. Kapıyı falan kapatmaya çalışıyorum. Çünkü inatlaşıyor bu sefer. Kedi, kedi duydun mu sen? Ne oldu? Vega içeride mamasını yiyor. Demir diyor ki ben de gideyim içeri, birlikte yiyelim. Onu alıyor şu anda. Neyse, kahvaltı hazırlayacağım. Şimdi sabah biraz erken kalktı değil mi? Normalde 10 gibi falan uyanıyordu. Bu sefer 8'de kalktı arkadaşlar. O yüzden biraz uyku alamamış gibiyim. Annem. 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 Bir daha anne de. Anne. Annem. Ağzını yerim senin annem. Annecinin bir tanesi. Oh, yerim seni. Evet, şöyle kahvaltısını önüne koydum. Zeytinliğin ortasının hepsini yedi. Ye anne. Ya aşkım, aferin sana. Dışarıda bayağı bir yağmur yağıyor. Hava çok kötü. Kahvaltılar bitti. Demir kahvaltısını güzel bir şekilde yaptı. Şimdi bir kahve yapacağım kendime. Tarık da kahvaltısını yapıyor. Bugün aslında biz ev videosu çekecektik arkadaşlar. Ama gidemeyeceğiz. Hava çok yağmurlu çünkü. Eve işte alışveriş için ne alınabilir? İnşaat malzemeleri satılan yerler var ya genellikle. Koçtaş gibi yerler vesaire. Oraları bir gezelim demiştik. Ama yarına bıraktık o işi. Bugün ne yapacağız? Nasıl bağırıyor? Baba baba diyor. İki lafından biri baba anne. Kapıda bir adet şöyle oyuncaklarını koymak için düzenleyici dolaplardan aldım. Daha önce de göstermiştim size. Bilmiyorum, fotoğrafını gösterdim galiba. Birçok evde olan bir şey zaten. Şimdiden alayım dedim arkadaşlar. Çocuklar ikilenecek biliyorsunuz ki. Bunlar inanılmaz şekilde hayat kurtarıcı oluyor oyuncakları düzenleme konusunda. O yüzden bugün bunun kurulumunu yapacağız. Yeme babacığım onları. Onlar yenmez. Evet, dolabımızı böyle kurduk arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki. Hem bunun üstüne kamerayı falan koyabilirim diye düşündüm. Bunu bu tarafa alacağım bu arada. Birazcık ütüm var. Bir kısmını yaptım. Bir kısmını da şöyle bıraktım. Daha makinede de çıkacaklar var. Demir'in kıyafetlerini falan ütüleyeceğim. Artık bu ütü masasını Atan odasına götüreceğim. Şunu buraya alacağız. En azından şurada büyük bir oyun alanı olacak. Kardeşiyle birlikte de kullanır diye düşündüm bu odayı. Tabii kardeş olana kadar yani ev değişir muhtemelen. Başka bir eve geçeriz diye düşünüyorum. Bakacağız duruma göre zaten. Tarık'la Demir Market'e gitmişlerdi. Bir şeyler aldılar. Hemen gelir gelmez biraz cacık yaptım. Demir'cim yemeğini yedi. Benim bugün canım salçalı makarna çekti arkadaşlar. O yüzden şöyle kendime
Biraz salçalı makarna hazırladım. Anneciğim ama bir şey söyleyeceğim. Ayakkabılarla evin içinde gezmiyoruz anneciğim. Ayakkabını çıkartır mısın? Ama neden? Bak benim ayakkabım yok, görüyor musun? Çünkü evin içinde ayakkabıyla gezmiyoruz. Lütfen çıkartır mısın? Hadi çıkart ayakkabını. Lütfen. Bak diğerini çıkarttım, onu alıyor. İkizler burcu tam. Sürekli dışarıya gideyim bir gezeyim. Başka bir şey yok. Üzeri biraz pis. Banyo yaptıracağım. Onu bekliyorum. Ben dedim bir şeyler yiyeyim, sonra demiri banyo yaptırayım. Kaç kere kıyafetlerini değiştirdim bakar mısınız? Yataktan kalktı birazcık. Terlemişti. Neyse onun altı temiz. Onu giy bari. Ay başına buyruk ya ve inat. Meyve verdim az önce, her yere atmış. Bu arada kameradaki problem herhalde mikrofondan arkadaşlar. Mikrofonu çıkardım. Sadece ses kalitesinde belki hani problem olabilir. Onun dışında bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü kameramı vermek istemiyorum ya tamire. Verirsem gelmeyecek uzun bir süre. Ve ben özellikle bu hamilelik, cinsiyet partisi vesaire süreci güzel bir şekilde vloglamak istiyorum. Az önce organizasyoncumuzla görüştüm. Cuma'yı aldık arkadaşlar. Cumartesi, pazar günleri çok yoğunmuş. Yani benim şurada 3-4 günüm kaldı. Hazırlık için hatta 3 günüm var. Yine Demir'in doğum günündeki gibi aperatif şeyler hazırlayacağız. Annem işte bir şeyler hazırlayacak. Kayınvalideme söyleyeceğim. Ablam hazırla. Öyle. Efendim annem. Cuma gününe aldık yani. Yarın da yeri görmeye gideceğiz. Cinsiyet partisi yapacağımız yeri görmeye gideceğiz. Bu sefer plajda yapmayacağız. Başka bir yerde yapacağız. Yine bizim düğünümüzü yapan abinin bir yeri var. Oraya gideceğiz. Orada da doğum günü, şu düğün organizasyonları gibi şeyler oluyor. Cinsiyet partisi de yapmışlar daha önce. Açık alan olması bizim için önemli. Güzel bir cinsiyet partisi olacak bu arada. Çok heyecanlıyım. Ama ben ne giyeceğimi bilmiyorum. Birazcık göbeğim çıktı. Şöyle göstereyim. O yüzden çok rahatsız eden elbiselerdense hani rahat bir şeyler giymek istiyorum. Böyle balon kol falan olabilir. Bilmiyorum. Şu an düşünüyorum sadece. Ama bulabilecek miyim istediğim gibi bir elbise? Bilemedim. Yarın belki ona da bakabiliriz. Ama yarın ilk işimiz organizasyon yapılacak alanı görmek olacak. Ardından da elbise bakmaya gideceğiz. Tabii demirle nasıl olur bilmiyorum ama bir şekilde halledeceğiz yani. Yarın gider, olmadı Demir anneme bırakır, rahat rahat bakarım ya da kayınvalideme bırakırım bilmiyorum. Demir bu arada inanılmaz sosyal. Gerçekten hani hep böyle sonradan değişebiliyor ya çocukların özellikleri falan. O bunda kalıcı bir karakter bence. Karakteri hem bu şeylerde oturuyor yavaş yavaş ya. Yolda birini görse, çevirse Demir'i, hadi gel gidelim dese gidecek bir çocuk. Bir yere gidiyoruz oturmaya falan arkadaşlarla. Diyorlar ki hadi gel Demir, sen bizim arabamıza bin diyorlar mesela. Eve gitse eve de duruyor. Çok şükür hani şey konusunda problem yaşamıyoruz. Kayınvalidemde de kalıyor, annemde de kalıyor. Bu yönünü aslında seviyorum. Ama kargocuların daha peşinden gitmek istiyor. Tabii orası birazcık manidar arkadaşlar. Öyle değişik bir çocuk yani. Neyse şimdi ben bir şeyler atıştırayım. Babamız da arkadaşlarla buluşmaya gitti. Ben de orada işlerimi halledeceğim. Editin bir kısmını bitirdim. Bakın bu aralar ne kadar çalışkan Ceylan'ınız, görüyor musunuz? Hızlı hızlı her şeyi yetiştirmeye çalışıyor. Bir yandan Demir'in odasını da hallettim. Önce onu göstereyim hadi. Şöyle oh be diyebiliriz bence artık. Güzelce dolabımızı yerleştirdik arkadaşlar. Dediğim gibi bu dolapta Atan'ın, benim kıyafetlerim var sadece. Demir'in dolabı buraya sığmadığı için ve hani çok da yer kaplasın istemediğim için böyle ayarladık burayı. Bakın burası bomboş kaldı. Burası tamamen bir oyun alanı olacak. Halıda lekeler kaldı arkadaşlar. Halıyı yıkamaya vermiştim diğer halılara. Sadece bunu vermemiştim. Şuradaki lekeyi görmemiştim çünkü. Burada bakın bariz bir şekilde kahve lekesi var. Kahve döküldü. Bunu bu arada makineye de atabiliyorum. Makineye atacağım bunu o yüzden. Halıcıya vermemiştim. Yatağımız şöyle hazır. Bugün yine bir denemeler olacak. Demiri yavaş yavaş buraya alıştırmam gerekiyor. Burada bakın hiçbir şey yok başka. Şu arada işte benim Dyson kutum var.
İşte bebek alt değiştirme örtüleri vesaire. Yine demir şeyleri var. Buraya da bu çok amaçlı dolabı koydum. Hani bu çok güzel oldu buraya. Tam istediğim gibi oldu. Çünkü ekstradan bir şifon yer almak istemedim. Onun için bir masraf yapmak istemedim. Gerek de yok. Fazla eşya da istemiyorum odasında zaten. Bu bizim için yeterli olacak bence. Hem oyuncaklarını koyabileceğimiz hani bir alan. Zaten şunun altında bezlerini falan koyarım. Bu arada burada ne var diye soracak olursanız burayı düzledim geçenlerde. Yine bir boşluk var ama burada mesela Demir'in daha sonra giyeceği kıyafetler var. Şöyle bunlar büyük. Bunları seneye giyecek. Yani 5-6 tane böyle bezlerden var. Ben stok yapıyorum sürekli bezlere zam geldiği için. Böyle peliş oyuncakları falan var. Bir de küçük bebişimiz doğduğunda fotoğraf çekilmesi için Demir'de de yapmıştık. Onun için de bunlardan ayırdık. Şöyle yer temizleme şeylerinden var. Bakın gördüğün an zaten buralara içiyor Demir. Kapatıyoruz. Hadi bakalım. Ayakkabılarını çıkartır mısın? Ayakkabılarını çıkartır mısın? Göbek ne? Bu göbek ne? Göbek ne? Doydu mu karnın? Karnın doydu mu? Onların altını yıkamıştım Allah'tan. Çamur yapmıştı bunu. Çünkü makineye atmıştım. O yüzden bir şey demiyorum. Çünkü dinlemiyor. Anlamıyordu. Demir, burası senin odan mı? Sen artık burada uyuyabilirsin bence, değil mi? Anlamıyorum. Allah Allah. Uyuyacak mısın artık burada? Bak kocaman odan oldu anneciğim. Turşihan. Turşihan. Bu da bizim Turşihan'ımız. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Annem. Vega burada kestiriyor. Çok gül aldın. Çok gül aldın. Kediler kedi. Hadi bir öp bakalım kendini. Saat 11'e geliyor kedi arkadaşlar. Makarnadan bu arada Demir de yedi. Hem yemeğini yedi hem makarna yedi benimle birlikte. Hastalık döneminde bayağı bir iştah azalmıştı. İştah yok denecek kadar azdı hatta. Şimdi yavaş yavaş toparlıyor gibi. Ama yine aman aman böyle iştahlı bir çocuk değil öyle gördüğünüz gibi. Sadece yemek yemesi öyle bence. Gün içerisinde hani 2-3 öğünü buluyor yemeği öyle söyleyebilirim size. Ama sabah dolu dolu kahvaltı yapıyor özellikle. Hani sabah yedikten sonra da rahat oluyorum açıkçası. Babası buraya arabaları dizdi. Onları gösteriyor. Maşallah karnını güzel doyurdu yani. Biraz da mama verirsem uyur diye düşünüyorum. Biraz editim kaldı. Onu halledecektim aslında. Ama Demir izin vermedi edit yapmama. Büyük bir kısmını bitirdim. Bir 10 dakikalık falan bir bölümü kaldı. Yarın da artık yeni videoya girerim ve düzenli bir şekilde haftada 3-4 artık videolar gelir diye düşünüyorum. Günaydın. İkinci gündeyiz. Güne kahvaltıyla başladık. Artık bırakıyorum böyle kendi haline. Kahvaltısını hazırlıyorum önüne. Koyuyorum. Ama hepsini ağzına atmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş ya anneciğim. Yavaş yavaş. Yerim senin ağzını. Afiyet olsun. Ama yumurtandan da iyi olur mu? Soğumuştur artık. Acı diyor, sıcak diyemiyor da. Evet. Soğumuş artık tamam onu yiyebilirsin. Oy üfleyen ağzını yerim annem. Niye tamam annem? Hava o kadar yağmurlu ki arkadaşlar. Şu an her yer seller altında. Nasıl yağmur yağıyor? Böyle bir şey olamaz. Hava çok kötü. Hiçbir yere çıkamadık o yüzden. Normalde bugün cinsiyet partisi için alana bakmaya gidecektik ama çıkılacak gibi değil. Turuncu kod uyarısı verildi. Antalya seller altında. Ve bir kişi de hayatını kaybetmiş. Haberlerden okuyoruz biz de. Tarık sadece markete çıktı geldi. Onun dışında çıkılacak gibi değil. Çok kötü.
Ve aslında cinsiyet partisini birazcık ertelemek zorunda kaldık. Bunu da söyleyeceğim. Çünkü 16 Şubat Atan'ın mahkemesine denk geliyor. O günde gülüp oynayıp eğlenip ha ha hi yapacak bir durum olmayacak. Duruşmadan sonra hani olacaktı. Sonradan fark ettim bunu. O yüzden bir hafta daha erteleyeceğiz yani. 15 gün sonra öğreneceğiz. Olsun, geç olsun, güç olmasın. Benim şu an aklım sadece davada. Evet, biz hazırlandık arkadaşlar. Şimdi cinsiyet partisi yapacağımız alanı görmeye gideceğiz. Yani orası olacak mı emin değilim ama %90 ihtimalle de orası olacak gibi gözüküyor. Evimize de yakın ayrıca. O açıdan da güzel olabilir diye düşündük. Bakalım bir gidelim. Yağmur çok ama yani ucundan bir görmek istiyorum. Evet, geldik. Bayağı bir yağmur yağıyor. Şöyle göstereyim. Çamur içinde her yer. Giriş tarafı falan değişmiş geldiğimiz yerin. O yüzden birazcık ıslandık. Evet, burası normalde düğün alanı olarak kullanılıyormuş. Şu an bayağı bir dağınık yağmurdan dolayı. Bizim geldiğimiz gün tabii ki hazırlıklar vesaire yapılacak. Şu alanda yaparız diye düşünüyorum. Yani şu yeşil alanı hani bazı alıp buralar falan toparlandıktan sonra güzel olur diye düşündüm. Şuraya da şöyle güzel bir masa kurulur. Şu bu haline hiç bakmayın. Şu anda hiçbir hazırlık bir şey yapılmadığı için yağmurdan dolayı da bayağı bir kötü olmuş. Tarıklar kapalı alandalar. Yani girişte zaten şuradan bence şu alan bizim için yeterli olacak arkadaşlar gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, yerimizi tuttuk, anlaşmamızı yaptık. Organizasyoncumuza da gönderdik. Onlar da çok beğendi. Yeşil alan gayet iyi olur. Bir de deniz kenarı tarafları rüzgarlı olduğu için cinsiyet partisinin yani zor olacağını söyledi. Çünkü bizim yapacağımız konseptte havaya bir şeyler falan atılacak işte. O yüzden böyle bahçe alanı olması gerekiyordu. Rüzgar almaması gerekiyordu. Güzel oldu. Tuttuk burayı da. Zaten Demir abi daha önce dediğim gibi benim düğünümü de yapmıştı. Organizasyoncu aslında kendisi de. Öyle. Yani şu an birazcık alan kirli duruyor, pis duruyor yağmurdan dolayı. Ama orası güzelce bir derlenip toparlandıktan sonra ya yeşil alan zaten bizim için önemli olan. Konsept zaten çok güzel bir konsept. Öyle güzel olacak diye hissediyorum. Demir 3 gündür eve hapisti biliyorsunuz yağmurdan dolayı. O yüzden onu da bir çıkartalım dedik. Ebeveyn orada bir oyun parkı var. Çık oraya götürürüz. Olmadı, şöyle bir gezdiririz dedik. Ebeveye geldik. Orası da zaten bizim eve yakın. Bir de fiyatlara bakalım dedim. Çünkü Ebebek'te Şubat indirimleri var. Bebek arabası fiyatlarına bakacağım. Hani baston puset bulabilirsek eğer. Bayağı bir şeylerde indirim var görüyorum. En uzun indirimler başlamış Ebebek'te. Bir de onlara bakalım dedik. Evet, şimdi bizim bir oto koltuğu da almamız gerekiyor. Yine bunlarda da indirim oluyor ara ara. Şubat ayı boyunca takip etmek gerekiyor. Biz Joy'u almıştık en son Demir'e. Ama bunlar 36 kiloya, pardon 18 kiloya kadar. Bizim alacağımız hani bu bebek için olacak. Yani Demir'in kullandığı. Demir'e hani böyle 36 ay arası bir şey alabiliriz diye düşünüyorum. Ama ne alacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Grico diye bir marka var. Bilmiyorum yani, ben en iyi bildiğim marka burada Joy ve Britax galiba Römerler. Onlar olabilir. Bilmiyorum, bunlara daha sonra geldiğimizde bakarız. Ama şu bebek arabalarının fiyatlarına bakacağım. Ne alsam acaba baston olarak onu düşünüyorum. Mesela şöyle ikili bebek arabaları var. Bunu aşağıda da görmüştüm. Bunun markası Prego'nun ikiz bebek arabası. Hani Demir'de daha küçük olacağı için bu ikisini acaba böyle kullanabilir miyiz? Bilemedim ama ben daha çok iki bebek arabası olarak hani bizim aldığımız mesela burada var mı? Vardır mutlaka ki. Şunlar herhalde değil mi bastonlar? Hani buna Demir biner, diğerine kardeşi biner diye düşündük. Bu Baby Plus'lar falan var. Şarjım bitti, telefona geçtim. Böyle arkadaşlar, baktım az çok ama yani bunun zaten bir bebek alışveriş videosu gelir ilerleyen zamanlarda. O zaman çekimini yaparım size de. Yani beşik almayacağız. Park yatağımız var biliyorsunuz. Demir kendi odasına geçecek nasıl olsa. Bizim beşiğimiz de şuydu.
Baby Plus'mış pardon ama buna çok benziyor. Yeterli geliyor bize yazdan. 6 ay falan kullanıyor. Bakın Baby Plus'lar bile 5000 lira falan olmuş. Biz bunu 2000 liraya falan almıştık yani. Bayağı bir fiyatlar artmış. Anne yanı olabilenler biraz daha pahalı çünkü. Şunlar anne yanları galiba. Böyle fiyatlar değişiyor. Şöyle göstereyim. Böyle 4000, 3500'tan başlıyor işte fiyatlar. Bu arada Nuna'nın şeyleri de çıkmış. Nuna markasını da ben çok seviyorum. Bayağı bir rahat yapmışlardır. Bakın bu da 8000 TL. Oh, en azından bu derdimiz olmayacak. Bebek 5 puset bilmem ne. Şunları zaten hiç kullanışlı bulmuyorum, bu ahşapları. Kafasını gözünü çocuklar bir yerlere çarpıyor. Bunlar ilk 6 ay zaten kullanıyor, bu çikolar falan da. Hiç gereksiz bence yani o kadar para vermek. O yüzden şu şeyler yeterli oluyor, anne yanı olanlar. Bakın Joey'nin bu da güzelmiş. Mama sandalyesi alacağız ama tabii ki. Yani yine şu tarz bir şey alıp geçeriz diye düşünüyorum. Bunlar ne kadarmış? 900 TL. Çünkü evde zaten hani ilk aylarda kullanabileceği bir mama sandalyesi var bebeğin. Demir de büyüdüğü için artık yani şunlar falan bile yeterli oluyor arkadaşlar gerçekten. Gereksiz zaten 2 sene anca kullanıyorsunuz bunları. Mesela bunun fiyatını da göstereyim. 450 TL gayet uygun bence. Böyle fiyatlar. Yürüteç zaten hiç bizim doktorumuz asla tavsiye etmedi, iki doktorumuz da. O yüzden yürüteç almayacağım, kullanmayacağım. Yani çok bir şey almayacağız bebek alışverişinde, masrafımız olmayacak. O kadar çok ses var ki burada, gürültü var ki. Müziğin sesini bayağı bir açmışlar. Yani oyun matlarına kadar var. İkinci çocukta gerçekten zorluk çekmiyorsunuz. Bir de şöyle bir mutfak alsam demir oynar mı acaba sizce? Şu mutfakları çocuklar çok seviyor ya, bu değil de. Şurada mı görmüştüm? Yok, oradan kaldırmışlar. Ay. Evet, bunlar herhalde. İnternette de var güzelleri. Daha güzelleri var yani. Sizce Demir bununla oynar mı? Ya her çocuk farklı oluyor tabii ki. Ya birisi çok güzel oynuyor, birisi oynamıyor. Bir de bizim bahçe evine şöyle salıncaklardan almayı istiyorum. Ya da internetten de alabiliriz, onu bilmiyorum. Bir de biz Demir'e mesela şöyle kaydırak alabiliriz hani bahçe evine. Bunlarla çok güzel oynuyor çocuklar çünkü. Arabalarından birini götüreceğim. Birkaç tane böyle salıncak falan yapıp orada bir oyun alanı da yapacağız çocuklara. Güzel olur bence. İşte oyuncak evler oluyor ya böyle parklarda falan. Onlardan düşünüyoruz. Biz Demir oyuncak evleri çok seviyor. Çadır gibi olan şeyler çocuklar çok seviyor. Nereden alabilirim acaba onu? Burada mesela ebeveyste yok. İnternetten baktım birkaç tane ama bilemedim yani nereden alsam diye. Eğer böyle plastik oyuncak evler, anlatabildim galiba. Bilginiz varsa arkadaşlar onu da aşağıya yazarsanız çok çok mutlu olurum. Evet, kızım olursa böyle pembişli bir şeyler almak istiyorum artık. Benim de şöyle cicili vicili bir kızım olmasın mı? Şöyle giydirseydim ne olurdu? Bakar mısınız ya, bunlar ne böyle ya? Pembiş pembiş. O kadar çok mavi görüyorum ki evde. Şimdi böyle pembişleri görünce bir garip oldum. Bakar mısınız, çok güzel ya. Ve cicili bicili giydir giydir çıkart. Ay ay, çok güzel. Ay, doğaydım. İnşallah kızdır. Çok hevesleniyorum kız kıyafetlerine. Böyle gördükçe alasım geliyor şu aralar. Evet, Demirciğim babasıyla oynuyor. Ay ay. Ay ay. Haklı hala düt düt de. Aferin sana ya. Evet, evimize geldik. Çok güzel vakit geçirdik dışarıda. Demir de çok güzel eğlendi. 1,5 saat boyunca oyun parkındaydık. Burada bir ebebek var. Ebebeğin hemen altında da çok güzel bir oyun alanı yapmışlar. Ve fiyatı inanılmaz uygun normal alışveriş merkezlerine göre. Yani 100 liraya çocuğunuzu 1 saat falan oynatabilir. Belki de az, 85 lira mı ne, öyle bir şey.
Ama her zaman açık olmuyor. Açık olsa böyle haftanın 2-3 günü götürmek istiyorum Demir'i. Hem çocuklarla birlikte oynuyor, sosyalleşiyor. Boş bir şekilde orayı yakalayamıyoruz. Neyse bugün yakaladık. 1,5 saat oynadık. Şöyle bir otoparkı vardı Demir'in. Babası kurdu onu. Arabalarla oynamayı o kadar çok seviyor ki. Bir de buraya küçük bir araba standı alacağım. Şuraya bir yere Demir için. Arabaları çok seviyor çünkü yavrum. Bir de karnı çok acıktı. Dışarıda bir şey yedirmedim ona. Eve geldik et yedirelim dedik. O yüzden baba, anne. Yemeğini yedireceğim, uyutacağım onu. Evet arkadaşlar, kapanış için geldim. Kapanışı yapmadan kapatmak istemedim. Umarım videomuzu buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Harika bir vlog olduğunu düşünüyorum. Yine önümüzdeki günlerde çok güzel vloglar gelecek arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Öpüyorum. Bay bay.